Bu derste ise ekranda görmüş olduğunuz tornavidanın modellemesini gerçekleştireceğiz. Bunun için pencereyi ikiye böleyim. Visualize tabana geçerek Viewport Configuration'dan buradan To Vertical demek suretiyle pencereyi ikiye bölüyorum. Sol taraftaki pencereyi görüntüsünü tap yapıyorum, yani üst görünüşü yapıyorum. Görüntüleme stilini ise buradan 2D wireframe yapıyorum. Tornavidayı modellemem için gerekli ölçüler var burada. Bugünkü ölçülere bakalım. Bu ölçülerde sap kısmı ve uç kısmını görüyorsunuz. Sap kısmını toplayalım. Dist enter. Birinci nokta burası. İkinci nokta burası olacak. Tam dik bir şekilde yakalayamadık. X değeri 13 gibi bir değer görünüyor. Yani sap kısmını burada 13 santimlik bir ölçüde olacak toplam uzunluğu ve kalınlığı, yani çapı diyelim bunun, çapı ise 3 santim. Uç kısmı var. Uç kısmının belli bir kısmı tabii bu bölümün içerisinde kalıyor. Sap kısmının içerisinde kalıyor. Buna göre modellemeyi gerçekleştireceğiz. Burada kullanabileceğimiz bir tane nesne var. O da solid nesnelerden, hazır nesnelerden buradan silindiri kullanabiliriz, sap kısmı ve bunun üzerinden düzenlemeler yaparak modeli gerçekleştirelim. Ekranı biraz kaydırayım. Öncelikle silindir nesnesini aldıktan sonra buradan uygun bir noktaya tıklıyorum. Yarı çapını gireceğim için buradaki çap kısmına bakıyorum. 3, 3'ün yarısı 1,5. 1,5. Buradaki ölçüleri santim olarak ayarlıyorum. Yüksekliğini 13 yapıp enter yapıyorum. Bu kısımdaki boom kısmını oluşturabilmek için buradaki hazır nesneleri kullanabilirim. Hazır nesnelerden torus nesnesini kullanarak bu işlemi gerçekleştirebilirim. Torus, yani simit nesnesini tıklıyorum. Ardından simit nesnesini tabanını buradaki görmüş olduğunuz silindirin üst yarı çapının orta noktası olarak tayin ediyorum. Ve dış çapını ise buradaki çeyrek noktası, kuadrant. Bunları önceki derslerden hatırlarsanız snap komutlarından ayarlıyorduk. Snap komutlarının üzerine sağ tıkladığımızda kuadrant seçtiğimizde çeyrek noktalardan yakalanıyordu. Tekrar komuta tıklayayım. Üst yüzeyi seçtiğimizde görmüş olduğunuz gibi otomatik olarak mavi olarak görülüyor ve ardından bu yüzeyin orta noktasını yakalıyorum. Sonra buranın çeyrek noktasını yakalıyorum. Ardından buradaki nesnenin yarı çapı ekranda beliriyor. Şu anda görünen ölçü bunun çapı. Biz yarı çap girersek eğer bu değer ortaya çıkacaktır. Buradaki nesneye baktığım zaman arkadaşlar 3 santim gibi bir açıklığa sahip. O halde 3 santimin yarısı 1,5, 1,5, enter. Şöyle bakalım. Burası çok büyük oldu. Tekrar nesneyi seçeyim. Yarı çapını biraz daha düşürelim. Turbe radyosu 1 yaptım. Şöyle döndürüp bakalım. Ardından bu nesne uç kısımdan içeriye kadar yaklaşık olarak tam aksından tutup taşıyacağımız için şöyle bakalım. Şu anda nesne tam aks noktası olarak buradaki ortasından geçen merkez çember noktası ve buradaki silindirin noktası ikisinin kesişiminden ibaret. Hatta bunu solid komutlarından buradan imprint'ten görebiliriz. Interface'den görebiliriz. İkisini seçtiğimizde enter. Enter yapalım. Bakın ikisinin kesiştiği nokta burası. Kapatıyorum. Bunu 1,1 artı 1 artı buradaki 3'ün yarısı olarak düşünebileceğim mesafeye kadar aşağı doğru indireceğim. 1,1 artı 1 daha 2,1, 1,5 daha 3,6. Nesneyi seçiyorum. Gizmo aracı ekranda beliriyor. Bunun üzerine sağ tıklayıp Move diyorum. Z aksında aşağı doğru taşıma işlemi yapacağım. 3,10'da 6.
geri alayım. Acaba yanlış bir işlem yaptık. Şöyle 3 onda 6 dedim. Biraz fazla aşağı gibi geldi. Tekrar bakalım. Evet. Aşağı yukarı bu ölçüde olacak. Ardından buradaki silindir nesnesinden torus nesnesini çıkarırsam buradaki boom kısmını vermiş olacağım. Bunun için blowing kısmından subtract diyorum. Silindiri seçiyorum. Sağa tıklıyorum. Sonra buradaki torus nesnesini seçiyorum. Bir daha sağa tıklıyorum. Ve bu şekilde buranın boom kısmını vermiş oluyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi nesneyin üst görünüşten veyahut da yan görünüşten baktığımızda görmüş olduğunuz gibi arka noktalarında burada bir pah kırma işlemi uygulanmış. Bunun için de şöyle bir yol izleyeceğiz. Buradan Solid Edition komutlarımızdan Failed Edge komutunu kullanarak buradaki kenarları seçiyorum. Kenar seçtikten sonra Enter yapalım. Enter yaptığımızda kenarında ne kadar bir yumuşama yapılacağı, kırılma yapılacağı ekranda az çok beliriyor. Buradan radius değeri üstüne tıklıyorum. Şu anda 2 milim olarak verilmiş. Biz bunu çap olarak .3 yapıyorum. Biraz daha fazla vermiş olayım. Bu şekilde tam köşe noktaları keskin olmayacak şekilde yumuşama işlemi uygulamış oldum. Fillet Edge ile. Bir daha Fillet Edge komutuna giriyorum. Bu sefer buradaki boom dış noktalarına tıklayarak bunlara yumuşama işlemi uygulayayım. Radius diyorum. .2 Enter. Enter. Bir daha Fillet Edge. Buradaki kenarları seçiyorum. Sağa tıklıyorum. Enter. Bu şekilde boom kısımlarında yumuşama işlemi uygulamış olalım. Üç kısımda görmüş olduğunuz gibi burada bir pah kırma işlemi var. Bu pah kırma işi doğrusal olarak uygulanmış. Bu pah kırma işleminde dış ölçülere baktığımızda yaklaşık 1.1 gibi bir değer var. Yani şurayı bir dikdörtgen olarak, üçgen olarak düşünürseniz bu kısımda şöyle birleştirsek bu kenarlarda İki kenarda 1.1 gibi bir ölçüye ve buna yakın bir ölçüye sahip olduğunu anlıyorum. Bunun için de bu sefer Solid Edition'lardan Chamfer Edge diyorum. Kenarı seçiyorum. Enter. Ardından Distance komutuna gelmek suretiyle burayı 1.1 yapıyorum. Enter. Diğer değeri de burayı da İkinci distans değeri. Burada iki tane distans değeri var biliyorsunuz. 1.1 bunu da yapalım. Ve tekrar enter yapıp işlemi tamamlayalım. Şuradaki kenar biraz keskin duruyor. Burayı yumuşatmak için. Yine Fillet Edge. Kenarı seçeyim. Enter. Bir daha enter. Ve bu şekilde bu kısımda yumuşama işlemi yapmış olduk. Ardından üst görünüşe geçiyorum. Buradaki kısımlarda modele de baktığımızda net olarak göreceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi bu kısımlarda arkadan tam olarak baktığımızda bu şekilde oyuklar var. Bu oyukları oluşturabilmek için üst görünüşte buradaki çeyrek noktalara silindirler oluşturacağım. Silindir nesnesini oluşturmak için üst görünüşe geçtim. UCS mi Word UCS olarak güncelledim. Eğer bunu yapmazsak tabanını burada oluşturmayacaktır. Solid nesnelerden silindir nesnesine geliyorum. Çeyrek noktadan yakalıyorum. Yarı çapı .3 kadar olacak bir nesne ve uzunluğunu da burada nesnenin uzunluğunu hatırlayın. 13 cm'di. Bunu 14 yapalım. Daha uzun yapalım. Enter yapıyorum. Perspektife geçiyorum. Buradaki işlemi gerçek sonucu görmek adına ara sıra bu tür problemlerle karşılaşabilirsin. SV isometrik diyelim. Bu şekilde görüntülüyorum. Shift'e basılı tutarak döndürme işlemi yapıyorum. Nesne biraz boyu yukarıda kalmış gibi.
Seçtikten sonra Z aksında düşey olarak 1 santim kadar aşağı kaydırıyorum. Yani subtract işlemi yaparken problem yaşamamak adına iki tarafı da dengeli bir şekilde eşit mesafede uzattım. Ardından nesneyi diğer etrafa array komutuyla çoğaltabileceğim gibi bunun yanı sıra mirror komutuyla da aynalayabilirim. Mirror komutunu kullanıyorum. Nesne seçildikten sonra M'yi enter. Buradaki orta noktaya tıklıyorum. Polar komutu ve orto komutu açık, F8'e basıyorum. Bakın. Doğrusal bir şekilde bu şekilde aynalama işlemi yapıyorum. Tekrar nesneyi seçiyorum. Buradan repeat mirror diyorum. Tam orta noktasını referans alacak şekilde bunu bu sefer açısal olarak aynalama yapacağım. Mouse'un imlecinin yanındaki değerleri görüyorsunuz. Dinamik input'la görünüyor bu tür değerler. Buradaki ölçü değerinin yanındaki açı değerine ihtiyacım var. Açı değerini sabitlemek için tab tuşuna basıyorum klavyeden. Buradaki değeri 135, yani 45'in katı yapıyorum. Enter. Bir daha enter. Ve bu şekilde nesneyi tam milimetrik olarak aynalıyorum. Buradaki nesneyi bir daha seçip mirror enter. Ardından buradaki noktaya tıklayıp F8'e basıyorum. Doğrusal bir şekilde karşı tarafa aynalıyorum. Şimdi tam buranın sub kısmını net olarak oluşturmak için subtract komutunu çalıştırıyorum. Buradaki ana nesneyi seçiyorum. Sağa tıklıyorum. Ardından diğer nesneleri tıklayarak bunlar zaten seçili hale geldiğinde mavi rengini alacaktır. Enter yapıyorum. Ve bu şekilde tornavida kısmının sapını hazırlamış oluyor. Gelelim buradaki nesnenin görmüş olduğunuz bu kısmın içerisine uç kısmını geliştirmeye. Bunun için şöyle bir yol izleyeceğim. Buradaki kısmı bir kısım offset yapmam gerekiyor. Yani offset edge de tam bu orta yüzeyi seçiyorum. Ve buradaki çemberi oluşturuyorum. Yani buradaki dış kenarına referans alacak şekilde bir çember oluşturdum. Çemberi seçelim. Çemberin burada yarıçap değerlerini göreceksiniz. Radyusu buradan 0,3 yapalım. Ardından press pull komutunu kullanarak bu kısmın içini boşaltacağım. Yaklaşık olarak 3 santim kadar içini boşaltıyorum. Aşağı doğru. Şu anda 3 santim aşağı doğru içini boşalttırdık. Şimdi buraya nesnenin uç kısmını oluşturacağım. Yani tornavidanın. Bunun için layer, yeni bir layer de ekleyebilirsiniz. Veyahut da en son malzeme atarken bu değişikliği gerçekleştirebilirsiniz. Extrude diyelim. Buradaki kenarlardan bir tanesini seçiyorum. Enter. Yukarı doğru 12 enter yapıyorum. Yalnız nesnenin boyunun bir kısmının içeride kalması gerektiğini hatırlayın. Buradan Z aksında bunu bir miktar 3 santim kadar aşağı doğru taşıyorum. Ardından buradaki orta noktadan tutarak 3 santim daha uzatalım. Toplam uzunluğu 15 olacak şekilde. 3 santim uzatmak için direkt 15 değerine giriyorum ve otomatik olarak boyunu uzatmış olalım. Şimdi buradan yan görünüşten bakalım. Bakın tornavidanın uç kısmının nerede olduğunu görüyorum. Yan görünüşten baktığımızda bu uç kısmını biraz sivriltmemiz gerekiyor. Bunun için slice komutunu kullanacağım. Slice komutunu çalışırken buradaki görünüşü UCSM'i paralel hale getirmem gerekiyor. Yani mevcut görünüşüm right. Word UCS ana taba geçerek coordinators'tan bunu da right diyerek güncelliyorum. Bunu yapmazsak kesme işleminde ve diğer burada yapacağımız 2 boyutlu çizimlerde sorunlar yaşarız. Şimdi slice komutunu çalıştırıyorum. Buradaki nesneyi seçiyorum. Enter. Tam bunun uç noktasından tutup bu işlemi gerçekleştireceğiz. Şu şekilde tıkladım.
F8'e basıyorum. Bu şekilde direkt keskin bir şekilde kesersek, yani üçgen şekilde kesersek, bu uç kısmında bir kalınlık kalmayacaktır. Bu da teorik olarak yanlış, pratikte de yanlış tabi. Ne yapacağız bu tür durumlarda? Buraya yardımcı çizgi çizeceğim. Yardımcı çizgi çizeyim. Kenardan itibaren veyahut da orta noktadan itibaren F8'e basıyorum. Bu nesnenin uzunluğunu nokta 0,5 kadar yapayım. Düşey olarak nesneyi oluşturmuş. Rotate diyorum. 90 derece yukarı döndüreyim. Aynı nesneyi öbür tarafa da aynalayacağım. Yani buradaki tornavidanın uç kısmı 1 milim kadar kalın olsun. Gerekirse inceltilir tabi. Şu şekilde ayarlayalım. Aynı şekilde tornavidanın buradaki uç kısmının eğimini ayarlamak için bir tane çizgi daha eklememizde fayda var. Şuradaki noktadan itibaren düşey aşağı yönde. Burayı yaklaşık olarak 1,5 santim kadar, 1,5, enter, aşağı yönlü oluşturdum. Burada yardım çizgiler olarak kullanacağız arkadaşlar. Perspektiften de seçtiğimizde bunları görüyoruz. Shift'e basılıp döndüreyim. Bakın bu çizgiler bizim yardım çizgilerimiz olacak. Şimdi buradan yan görünüşten baktığımız zaman kesme işlemini yapmak için slice komutuna giriyorum. Solid Edition'lardan slice nesneyi seçiyorum. Sağ tıklıyorum veya enter yapıyorum. Ardından bu çizginin uç noktası ve diğer çizgiye bakıyoruz. Diğer çizginin uç noktası benim referans iki tane aksım oluyor. Ardından işlemi tamamlamak için enter yapıyorum. Enter yaptığımızda bu tarafı kesiyor. Tekrar slice, bir daha nesneyi seçiyorum. Bu uç noktasını seçtim. Sonra tabii bu tarafa da nesnenin aynısını aynalamam gerekiyor. Çizgiyi seçiyorum. M-I enter. Tam orta noktasına öbür tarafa aynalayayım. Yoksa başka türlü burada referans nokta yakalamam çok zor. Nesneyi bir daha seçiyorum. Solid nesneyi sağ tıklıyorum. Buradaki noktadan yakalıyorum. Ve ikinci noktam burası. Yani bir kesme aksı olarak iki tane referans nokta verdim. Ardından enter yapıyorum. Ve bu şekilde kesme işlemini gerçekleştiriyorum. Buradaki çizgi ve şekillere ihtiyacım yok. Bunları seçip sileyim. Uç kısımda da bunlara ihtiyacım yok. Şimdi perspektiften baktığımızda uç kısmı biraz kalın gibi gelebilir. Burayı bir ölçelim. Şu anda baktığımda burası yaklaşık olarak 1 milim kadar gibi bir kalınlığa sahip. Dilerseniz buradaki kalınlığı Shift'e kontrol tuşuna basılı tutmak suretiyle burayı biraz daha birbirine yakınlaştırabilirsiniz bu yolla. Yani nokta 0,2 kadar kısaltayım. Bu tarafı da kontrol tuşuna bastıktan sonra kenarlardan seçiyorum. Bunu da nokta 0,2 kadar bu şekilde yakınlaştırdım. Şimdi görüyorsunuz tornavidam modellemesi tamam.